Ve siz değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Despeke da az bir divana piroz bu hevalin heca ve hamiya rezdari sıladıkım. Bu khayratın serçava serseri atın. Arkadaşlar kusura bakmasa birkaç cümleyi önce bir ana dilimde Kürtçe olarak yapacağım. Ondan sonra hepimizin anlaması için Türkçe'ye dönüş yapacağım arkadaşlar. İro pence roje les bajare izmeyimi. Leser zulmü zordariya AKP MHP bu kayyum avite servan bajare me emni nöbeta demokrasiye dikri. Leme evadit malime tepkiri. Bajarime tepkiri. Em bekar iştim. Zulm ekri. İşkence mekri. Em gündeme dana balakırım. Em şandın van metropola. Hezanun em herin metropola. Em ebenin güheradın. Em ecbi asimilasyonu kabul dikin. Le nizanun me bişin nekederi. Em gelle kürt be ticari. Be çandakı, zimanekı, be dirokakı bernadın. Em liverin, em herin kederici, em be hevalekı, be demokrat, be gelin, be demokrat ve be tevahi, be ve deri azad bikin, be ve deri ala partiye me bilindikin. Bu yajı bira bizanın, em an bir serbi kevin, an bir serbi kevin. Değerli dostlar, köylerimizi boşalttırdılar geçmişte iktidarlar. Evlerimizi yıktılar. İşkenceye maruz bıraktılar. Şehirlerimizi yıktılar bu iktidarlar. Bizleri batıya, metropollere göç etme zorunda bıraktılar. Bizi işsiz bıraktılar. Açlığa, yoksulluğa mahkum bıraktılar. Zannettiler ki Türkiye'nin metropollerine gittiğimizde dilimizden, tarihimizden, kültürümüzden vazgeçeceğiz. Ve ben 5 gündür İzmir'deyim, bir kez daha şunu gördüm. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizler batıya da sürgün edilsek yine orada demokrat yoldaşlarımızla bir olup o metropolleri de özgürleştireceğiz, demokratikleştireceğiz ve kesinlikle mutlaka kazanacağız. Yılmaz Güney'in dediği gibi dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka birlikte kazanacağız arkadaşlar. Değerli dostlar, çok yakın tarihte bir seçim geçirdik. Yerel seçimleri geçirdik. Ondan önce 105 belediyemiz vardı. Bu 105 belediyemizin 100 tanesine kayyum atamışlardı. İrademizi gasp etmişlerdi. HDP'nin başarısından korktukları için antidemokratik uygulamalarla bizi gerileteceklerini zannetmişlerdi. Fakat halkımızın iradesiyle bizler 31 Mart yerel seçimlerinde o zorbalıkla, zulümle gönderdikleri kayyumları, irademizin üstüne koydukları kayyumları çok şükür silip, süpürüp o belediyelerimizden çıkardık. Ve büyük bir başarıya bir imza daha attık. Değerli dostlar, bundan sonraki süreçte şunu gördük. Dedik ki bizler Türkiye'nin üçüncü partisi olarak değil, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek bir parti olarak rol ve misyon yüklenmeliyiz dedik. Ve onun için bir örgütlenme hamlesi gerçekleştirdik. Konferanslar yaptık, toplantılar yaptık ve bunun neticesinde de dedik ki bizler Türkiye'nin tüm illerinde,
tüm ilçelerinde, tüm beldelerinde örgütlenmemizi yenilemeliyiz ve yeni bir ruhla yine o meşhur inadımızla tekrardan buradayız. Başarmak için ne gerekiyorsa hepsini yapacağız diye bir yol haritası çıkarttık ve bir hamle başlattık. Ve bugün bu kongredeki bu ruh, bu güç, bu hamlenin gerçekten başarıya ulaşacağını bir kez daha görüyoruz. Değerli dostlar, HDP halkların kardeşliğinin partisidir. Büyük bir fikriyata sahiptir. Büyük bir amacı güdüyor. Sadece Türkiye halklarının değil, tüm bölge halklarının, tüm dünya halklarının özgürleşmesini hedefleyen ve bu konuda güçlü bir irade, güçlü bir fikriyata sahip olan bir partidir. HDP, Türkiye'de bütün farklılıkları, bütün güzellikleri bir arada toplayan ve bunları sistemin, faşizmin karşısına büyük bir güç olarak diken ve mutlaka başarıya ulaştıracak bir partidir. Bakın, Türkiye'de zulme, zorbalığa, hukuksuzluğa maruz kalan Kürtlerle Türkiye'nin batısında büyük zorluklarla karşı karşıya kalan Türkiye'nin demokratları bugün bir arada demokrasi için, barış için, kardeşlik için, hukuk ve adalet için birlikte mücadele ediyorlar. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin tüm sorunlarını çözecek pratiklere sahiptir. Tüm sorunlarıyla ilgili bir çözüm önerisi vardır ve olacaktır da. Ve inanıyoruz buradaki irade bu sorunların çözülmesi için birlikte devrimci bir ruhla bu sorunların hepsini çözecektir. O Türkiye'nin batısıyla Türkiye'nin doğusunu birleştiren o ruh işte İzmir'de Seferihisar'da bugün ortaya çıkmıştır. Ve eminiz barış, kardeşlik, adalet, hukuk, eşitlik mutlak derecede gelecektir. Bunun mimarları da sizler olacaksınız arkadaşlar. Bugün Türkiye'de birçok sorun mevcut. Başta Kürt sorunu olmak üzere ekoloji sorunu, emekçilerin emeğinin karşılığını alamama sorunu, özgürlük sorunu ve barış içerisinde birlikte yaşama sorunu var. Bu sorunların hepsini işte Halkların Demokratik Partisi'nin tüzüğünde çalışmasında görebilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu gören AKP, MHP, faşist bloğu bu kardeşliği, bu birlikleri, bu gücü kırmak için elinden gelen tüm antidemokratik uygulamaları uyguluyor maalesef. Bakın, çok yakın tarihte yerel yönetimlerde gösterdiğimiz o başarıdan dolayı, o hazmedemediği başarıdan dolayı AKP, MHP faşist bloğu Diyarbakır'a, Van'a, Mardin'e kayyum atandı. Bununla yetinmedi, Karayazı'ya, kulpa, düzenbazlıkla arkadaşlarımızı tutuklattı ve onların yerine de kayyum atadı. Biliyoruz ki bu zorbalıkları yapmasının sebebi, bu zulümleri reva görmelerinin sebebi HDP'nin o güçlü fikriyatından, HDP'nin tüm sorunlara çözüm bulacağı gücünden dolayı korkuyor ve ondan dolayı bizim üzerimize bu şekilde geliyor. Ama şunu unutmamak lazım arkadaşlar. Bakın, biz Türkiye'de bütün dengeleri değiştiren bir partiyiz. Biz dedik ki eğer Kürt'ün yaşadığı Sur'da, Nusaybin'de, Cizre'de evler yıkılırken Bahçeli taş üstüne taş bırakmayın diyorsa ve AKP gidip bu faşist partiyle ittifak kuruyorsa işte biz de
Türkiye'nin batısında bu faşist bloğa bütün şehirlerde kaybettireceğiz dedik. Kendi şehirlerimizde Türkiye'nin daha önce aldığımız, belediyelerini aldığımız tüm şehirlerde kayyumları silip süpüreceğiz. Batıda da AKP, MHP, faşist ittifakına kaybettireceğiz dedik. Nitekim bunun neticesinde de İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı, Mersin'i ve başka birçok ili bu faşist bloğun elinden çıkarttık. Yendik ve biliyoruz ki bir kez daha yeneceğiz. Ondan dolayı bize bu şekilde zulmü reva görüyorlar. Ondan dolayı bizim belediyelerimize haksız, hukuksuz bir şekilde kayyum atıyorlar. O açıdan değerli dostlar, bu AKP MHP zulmünün, faşist uygulamalarının hepsinin aslında HDP'nin başarıya ulaşacağı korkusuyla yapıldığını bilmemiz lazım. Ve ondan dolayı da HDP'ye, HDP'nin fikriyatına, o oluşturduğu o büyük güce hepimiz gücümüz ölçüsünde sahip çıkıp güç katmalıyız değerli dostlar.